Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. ÖSYM'den yapılan duyuruda 2023 YKS sınavına giren adaylardan eğitim bilgilerini seçmeleri ve kontrol etmeleri isteniyor, güncellemeleri isteniyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Biraz sonra göstereceğiz. Peki bu neden isteniyor arkadaşlar? Kısaca bundan bahsedelim. YKS sınavına girdiniz. Puanınız hesaplanacak. YKS puanınız hesaplanacak. YKS puanınız hesaplanırken güncel eğitim bilginize göre hesaplanabilmesi için bu güncellemeyi yapmanız gerekiyor. YKS sınavınıza okul başarı puanınız vesaire eklenecek, OBP'niz eklenecek. O yüzden YKS puanınıza güncel eğitim durumunuza göre OBP puanınızın eklenebilmesi için bu güncellemeyi yapmanız gerekiyor. Güncelleme işleminizi 20 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında yapmanız gerekiyor. 4 Temmuz'dan sonra yapamazsınız. 4 Temmuz tarihine kadar aday işlemleri sisteminden öğrenci sayfanıza giriş yapıp eğitim bilginizi güncellemeniz gerekiyor. Nasıl yapacağınızı az sonra göstereceğiz. Duyurunun detaylarına da baktığımızda bu konuda kısa bilgiler verilmiş. Şimdi eğitim bilginizi nasıl güncelleyeceksiniz arkadaşlar? Hemen giriş yapalım. Aday işlemleri sistemine giriş yapalım. ÖSYM sayfamıza giriş yapalım. E-Devlet ile kayıt olduysanız E-Devlet girişinden. ÖSYM şifreniz varsa da sisteme girişten giriş yapacaksınız. ÖSYM öğrenci sayfanıza girdiğinizde karşınıza bir anket geliyor. İsterseniz katılın, isterseniz katılmayabilirsiniz. Şimdi eğitim bilgilerimizi nasıl seçeceğiz, nasıl güncelleyeceğiz? Şurada da zaten link bırakılmış. Buradan da güncelleyebilirsiniz. Veya isterseniz şuradaki menülerde eğitim bilgileri kısmından da yapabilirsiniz. 2023 eğitim bilgisi güncelleme seçmeye tıklayarak eğitim bilginizi güncelleyebilirsiniz. Eğitim bilgisi güncellemeye tıkladıktan sonra arkadaşlar kimlik bilgileriniz ve alt tarafta eğitim bilgileriniz görünüyor. Yapmanız gereken sadece şurası YKS başvurusunda kullan butonuna basmak. Eğitim bilginizi güncelledikten sonra arkadaşlar şuradaki diploma notunuz vesaire değişmiş olabilir. Şu anki eğitim durumunuz neyse güncelleme yaptıktan sonra burada onu göreceksiniz. Diploma notunuz şu an neyse onu göreceksiniz. Mezunsanız zaten diploma notunuz vesaire değişmeyecektir. Ancak hala lisede okuyorsanız buradaki diploma notunuz, şu anki diploma notunuz neyse o olacaktır. Burası güncellenecektir. YKS başvurusunda kullana tıklıyoruz. Daha sonra da onayla diyoruz. İşlemimiz başarıyla tamamlanmıştır yazısını gördüğümüzde eğitim bilgimizi güncellemiş oluyoruz arkadaşlar. 2023 YKS sınavına giren adaylar için eğitim bilgisi güncelleme işlemi bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa yine videonun altına yazabilirsiniz. Bu tür videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.